Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından merhaba. Bugün yanımda çok güzel, çok önemli, çok premium bir otomobil var. Ney baba? BMW'nin F10 kasa kodlu 525 X-Drive dizel versiyonu. Hemen şöyle göstereyim. Yaklaşayım biraz daha. Nedir, ne değildir anlatayım size. Şimdi bu otomobil F10 kasa koduyla 2012 ile 2015 model yılları arasında ülkemize geldi. 525 X-Drive versiyonları bu model yılında var. Bunların hem M-Sport, hem Luxury, hem de Premium dedikleri 3 tane farklı donanımı var. Şimdi aslında anlatmak istediğim şey, bu otomobilden satın alınır mı? Alırsak ne tarz şeylerle karşılaşırız? Ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız, nedir ne değildir mevzusu. Her zamanki her videoda olduğu gibi. Hemen şununla başlamak istiyorum. Şimdi çok basit olarak düşündüğümüzde, bu otomobilin fiyat aralığı ile ilgili internette yaptığım bir araştırma var. Ondan bahsedeyim size. Yani bakarsanız aşağı yukarı bir premium otomobilin hak edeceği değerlerde bu otomobilden internette var. Aslında bu videoda da bahsetmek istediğim şey, böyle bir otomobil satın alındığında nelerle karşılaşırız, nelerle karşılaşmayız. Şimdi benim 2012 ve 2015 yılları arasında baktığım otomobillerin kilometreleri ortalama olarak 160-170 bin bandında. 200 binin altında otomobil bulmak oldukça zor ve ister istemez bu kilometrede ve bu model yılında olan otomobillerde muhtelif yerlerinde boyalar mevcut. Şimdi ben anahtarını göstereyim size şöyle. 185 bin kilometrede bizdeki otomobil. Anahtarında ister istemez böyle bazı noktalarında yıpranmalar var, görüyorsunuz şuralarını. Ama onun haricinde otomobile dışarıdan baktığınızda öyle kötü bir yanı, kötü bir duruşu yok. Muhtelif yerlerinde boyalardan bahsettim. Bu boyalar nasıl oldu, ne oldu, ne bitti, bunlara adam akıllı bir ekspertize götürüp baktırtabilirsiniz. Ama onun haricinde ya niye burası boyandı, niye şöyle oldu diye fazla da düşünmemek lazım. Çünkü bahsettiğimiz model yılı aralığı 5 yaşın üzerinde olan otomobiller oluyor. İstanbul gibi yerlerden bu otomobilden alabilirseniz bunu pek fazla sorgulamayın derim. Hepinizin merak ettiği bir diğer konuda bu otomobilin motoru diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bundan bir 525 X-Drive dizel versiyon var veya 525 dizel diyeyim. Bir de 520 dizel var. 520 ile 525'in arasında sizin de tahmin ettiğiniz gibi öyle garip bir motor hacmi farkı yok. Bunun yerine birisi 218 beygir güç üretirken diğeri 184 beygir güç üretiyor. Tabii ki 184 beygir güç üreten 525 değil. Şöyle göstereyim. Bu motor gücü farkı otomobilin beyinsel yazılımıyla ve motorda ufak tefek İşte emme manifolduydu, egzoz manifolduydu, egzoz sistemiydi. Bunlarla oluyor. Otomobil 4 çeker olduğu için güçlü versiyon olması bence daha makul. X-Drive nasıl çalışıyor onu da söyleyeyim size. Sürekli 4 çeker olarak düşünmeyin bunu. Otomobilin hangi tekerleği boşa dönerse gücü onun karşısındakine yönlendirerek bu tekerleği diferansiyel mantığını düşünürsek daha iyi bir şekilde dönmesini sağlıyor. Ve siz de yola bir 4 çeker edasında tutunuyorsunuz. Nasıl ama güzel çocuk değil mi? Bunu alacaksın abi. Buna hemen bir M tampon, siyah böbrekler falan filan. Şimdi bir de bahsetmek istediğim enteresan bir konu var. Plakadan gördüğünüz üzere otomobil İzmir'in otomobili. İzmir'den gelen her otomobil İstanbul'daki otomobillere göre çok 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 daha temiz ve daha iyi, daha diri durumda oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle bir otomobil alırsam yapacağım ilk şeylerden biri farlarını temizletmek olur. Farlarda ister istemez bazı yaştan ötürü yıpranmalar oluyor. Renkte solmalar oluyor.
Gelin biraz da isterseniz arabanın içine bakalım. Ne var ne yok onları görelim. Hatta girmeden şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi hayalet denilen gösterge tablosundan var. Bu 5 serisinin M-Sport donanımlı versiyonunu alırsanız kapıda vakum ve içeride hayalet gösterge olmuyor. Ama Luxury veya Premium'da kapıda vakum gösterge tablosunda hayalet versiyonu tercih edebiliyorsunuz. Tabii bu şu anda ikinci elde olduğu için hangisi şansınıza gelirse aslında. Sonrasında bizim otomobilimizin iç döşemelerinin rengi gri. Bazı solmalar var. Özellikle poponuzun geldiği şu kısımda. Bakın buralarda. Bazı eksiklikleri oluyor. İçeride bu anahtarı koyduğumuz şu yer var ya, vitesin hemen önündeki. Burada bazı ufak tefek sıkıntılar, bazı çizikler var. Ondan sonra bu otomobillerin, yani bu dönemde satın aldığınız 5 serisi F10, 525 X-Drive versiyonlarının hepsinin ekranı baba ne yazık ki böyle küçük. Ya bu küçük ekran rahatsız edici mi? Ya bana kalırsa böyle bir otomobil alıyorsam ekranın daha büyük olmasını isterim. Gösterge tablosu konta açtığınız zaman bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Şuradan da göstereyim hatta. Tak. Direksiyonun derisinde kullanımdan ötürü bazı parlamalar var. Bunlarla karşılaşmanız çok normal. Bunların olması çok normal. Ama genel olarak kondisyonu, temizlik kondisyonu yüksek bir otomobil diyebilirim. Ayrıca bizim aracımızın gördüğünüz gibi direksiyonu da elektrikli. Kolu da burada baba bak. Gördün mü? Buradan yukarı aşağı ayarlayabiliyorsun. Şimdi bir tur da arkasına bakalım. Arkada ne var ne yok onu göstereyim size. Yani arkada spesifik olarak anlatacağım şey buradaki kalorifer menfezlerinin temizlenmesi, yenilenmesi. Kimisinde bunlar çabuk kırılıyor. Çabuk kırıldığı için değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Son olarak da bu otomobili satın alırken şu bagaj konusunda bizde bagajımız elektrikli değil, premium donanımlı da elektrikli. Şöyle basıyorum bak şimdi. Tavan yerinden çıkacaktı. Böyle bir bagaj açılışı olabilir mi ya? Yani son olarak şöyle bir etrafında dönüp ne olup ne bittiğini size tekrar söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi kış lastikleri var üzerinde. Yaz lastiği yoksa aracı satan arkadaşın ister istemez bir takım lastik almak zorunda kalacaksınız. Onun haricinde güzel bir temizliğe giderse renginin biraz daha parlaması olası. İzmirli bir otomobil olduğu için trafikte çok yorulmamış, daha İstanbul otomobiline göre daha diri bir otomobil. Bunları teker teker söyleyebilirim size. Unuttuğum bir detay varmış. Bak bu zengin BMW'si olduğu için. Bak şimdi. Biz buna vakum diyoruz baba. Bizim otomobilimizde bu da var. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 185 bin, 190 bin hatta 200 bin kilometreye yakın bir otomobil olduğu için bu araç. Herhangi bir otomobil, yani ne olursa olsun sadece BMW için de geçerli değil. Bu otomobilin altına ve motoruna adam akıllı bir şekilde baktırmanızı öneririm. Çünkü bazı yağ kaçakları başta çok büyük bir sorun gibi gözükse de bazen çok büyük sorun olmuyor. Ama bu yağ kaçaklarını görmek, otomobilin motor kondisyonunun ne kadar iyi durumda olup olmadığını anlamak her zaman aldığınız otomobile ve verdiğiniz paraya gerçekten hak etmiş bir değer olmuş oluyor. Bu yüzden otomobili alırken kesinlikle ve kesinlikle buna dikkat etmenizi öneririm. Bu otomobillerde trigger kayışı yok. Trigger kayışının yerine zincir var ve zincirin değişimi için 160-170 bin kilometre bandından bahsediyorlar. Bizim otomobilimiz 185 binde
Eğer bunda zincir değişmemiş olsaydı biraz başımıza iş gelecekti. Aşağı yukarı 5-10 bin lira bandı arasında bir maliyet çıkıyor. Alır almaz kesinlikle yağ ve yağ bakımı yaptırmanın da faydası var. Tekrar dışarıdan gösterdiğimde de aracımız bu şekilde. Ben videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sizden ziyade arabayı bana getiren Tufan'a da çok teşekkür ediyorum. Soyadını özellikle kendisi söylememi istedi. Çok önemli zannediyor kendini. O yüzden biz de bozmuyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basabilirsiniz. Beğenmezseniz de beğenmeyin. Yani sıkıntı yok. Ama destek verdiğiniz sürece kanalın gittiği nokta daha farklı bir yer olacak. Bu yüzden sizin desteklerinize ihtiyacım var. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.